Ergenekon sanığı emekli Tümgeneral Erdal Şenel Yargıtay atamalarına nasıl müdahale etti? Şenel'in dinlemeye takılan telefon görüşmeleri örgütün yargıdaki yapılanmasını ve ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Nasıl geçti efendim? Genelkurmay eski adli müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel'in Yargıtay seçimlerine müdahale ettiği ortaya çıktı. Bu girişimlerin bir bölümü 3. Ergenekon iddianamesinin 44. delil klasöründe yer alan belgede yargı yapılanması başlığı altında bulunuyor. Tarih 6 Haziran 2008. İddialara göre Hakim Umur Tarhan, sorguda önüme konulan belgelerden Ergenekon'un çok ciddi ve derin bir yapılanma olduğunu gördüm itirafında bulunan Erdal Şenel'i arıyor. Konu Yargıtay'a üye seçimleri. İkili arasında geçen konuşmalar yargı bağımsızlığına gölge düşürecek türden. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyim valla. Seni ne zamandır ziyaret edeceğim. Bir türlü kısmet olmadı. Taraflar önce kısaca hal hatır soruyor. Ardından Hakim Tarhan asıl konuyu açıyor. Bu ara bir yargıda üyesi seçimleri var. Şansım çok yüksek. Bence de. Bir de desteğe de ihtiyacım var dediler. Az bir desteğe. Derhal. Bir de o konuda yardımlarınızı isteyebilir miyim efendim? Derhal. Memnuniyetle tabii ki. Çok teşekkür ederim. Sana yardım etmeyeceğim de kime yardım edeceğim? Her şeye layıksınız. Bu destek sözünden sonra Yargıtay üyesi seçimleri nasıl sonuçlandı? Bu sorunun cevabı da 3 ay sonra yine ikili arasındaki konuşmadan anlaşılıyor. Tarih 17 Eylül 2008. Arayan yine Umut Tarhan. Alo. Paşam. Candan kutlarım. Çok sevindim. Çok sağ olun. Bugün aldım haberi ben. Ne zaman oldu bu? Vallahi işte Temmuz'un 13'ünde seçtiler, 16'sında başladım. Çok sevindim ya gerçekten. Eksik olma paşam ya. 11. dairedesiniz değil mi? 11. hukuk dairesine verdiler paşam. Oo harika. Tam isabet. Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara Şenel'in konuyla ilgili yaptığı açıklama ise oldukça ilginç. 11. daire ticaret davalarına bakar. Bu şahıs da ticaret davalarına baktığı için tam yerine gittiğini belirtmek için böyle dedim. Şahsın oraya atanmasında herhangi bir rolüm olmadı. Şahsı çok sevdiğim için böyle bir sevinç ifadesinde bulundum.